Tamam, ben tartışma açmak istemiyorum. Peki siz öyle değerlendirin. Açalım. Tamam, açalım. Peki. Açalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki gizli oylama süreci eski Bakan Zafer Çağlayan'la başladı. Kullanılan 517 oydan 264'ü red, 242'si kabul, 7'si çekimser, 1'i boş ve 3'ü geçersiz çıktı. İlk oylama sonucunda AKP'li 38 milletvekili Zafer Çağlayan'ın Yüce Divan'a gönderilmesi için karar verdi. İlk oylama sonucu saat 21'de açıklandığında CHP'liler AKP'yi ayakta alkışlayarak protesto etti. Fire sayısının yüksek çıkması üzerine paniğe kapılan AK Parti Grup Başkan Vekilleri, hain olarak nitelendirdikleri milletvekillerini daha yakın takibe aldı. Ancak buna rağmen ikinci oylamada AKP'de fire sayısı 43'e yükseldi. Muammer Güler hakkında yapılan oylamada 513 oy kullanıldı ve bunun 241'i red, 258'i kabul, 6 çekimser, 4 boş ve 4 geçersiz oy olduğu açıklandı. AKP'li 43 arkadaşının Yüce Divan'a gitmesini istediği Güler, oylama sonucunu önemli olan 276 oyun çıkmaması hayırlı olsun diye yorumladı. Üçüncü oylama Egemen Bağış için yapıldı. Duruşu, tavrı ve açıklamalarıyla AKP'lilerin de tepkisini çeken Egemen Bağış için oylamada fire sayısı daha da yükseldi. Tam 47 AKP'li milletvekili muhalefetle işbirliği yaparak Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gönderilmesini istedi. Komisyon kararına saygı duyuyorum. Takdir Yüce Meclisindir. Dördüncü ve son tur oylama eski bakan Erdoğan Bayraktar için yapıldı. Bayraktar'ın yolsuzluk yaptığına inanmayan AKP'liler de fire sayısı 47'den 14'e düştü. 515 oy kullanılan oylamada 219'u kabul, 288'i red, 3 çekimser, 3 boş ve 2 geçersiz çıktı. Peki siz öyle değerlendirin. Tamam, açalım. Peki. Açalım. Zafer Çağlayan annesini kaybettiği için kendisi hakkındaki Yüce Divan oylamasına katılmayan tek eski bakan oldu. Muhalefet cephesinde ise 8 milletvekili gizli oylamaya katılmadı. Emine Ülker Tarhan ve MHP'li Enver Erdem, HDP'li Leyla Zana, Emine Ayna, Hüsamettin Zendelioğlu ile Aysel Tuğluk, CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar ve Muhammed Çetin meclise gelemedi. Bunun dışında bu oylama çok önemli. Oylamada dikkat çeken anlar da yaşandı. Son tur yani Erdoğan Bayraktar'la ilgili yapılan oylama tamamlandıktan sonra sayım sırasında oy sepetinden 50 lira çıkması herkesi şaşırttı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada 50 lirayı kendisinin attığını ve protesto amaçlı yaptığını belirtti. Başbakan olarak Cumhurbaşkanı seçilen kişinin... Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise AK Parti'nin çok fazla fire vermesi oldu. AKP'li Şamil Tayyar, muhalefetle birlikte oy kullanan AKP'li arkadaşları için içimizdeki hainler, ihanet şebekesi Erdoğan'a operasyon yapmıştır dedi. Ve red oyu vermeyen vekillerin 48 saat içinde belirleneceğini söyledi.